أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. İki tane mevzu vardı. Daha çok da fakat bununla alakalı. İnsan Latife-i Rabbani değil. Ha, yapacağız. Allah razı olsun. Latife-i Rabbani'ye ara verdik. Çünkü Latife-i Rabbani'nin baktığım şeyi var, payandası. Görmeyi, Allah'a görmeyi renk ve şekile indirgenmiş gibi bir şey hissettiğim için ona da bir malzeme, ona da bir gönderme yaparak ders yapmak istiyorum. Onun için ara verdik. Şu, göz duygudur, duygudur ve göz renk ve şekillere muhataptır. Arkası, duygunun arkası, aslı, yani soğan kabuğundan merkeze doğru histir. Orada artık renk ve şekil yoktur. Eğer sen hisse de renk ve şekille muhatap etmek istersen, o zaman o duygudur, his değildir. Yani odun içindeki duman veya nur gibi. Histen daha arkası, daha merkezde latifeler var. Onun da iktizası apayrı bir şey. Latifelerden sonra Latife-i Rabbani var. O hepten bütün bütün. Latife-i Rabbani'den sonra başka bir şey de var. Sır var. Sır sır olsun diye denmemiş. Onun bir arkası da var. Sırında daha teşhis edemediğim latife var diyoruz. Yani nasıl var? Daha arkası var. Var. Şunla hadisi kutsiyle kapatayım bu mevzuyu. Konumuz o değil. Allah diyor ki Celle Celaluhu, bil mana, tam cümlesi şey değil de yanlış olur diye bir mana söylüyorum. Herkesin bir sırrı vardır. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Ben de insanın. Bak, herkesin bir sırrı vardır. Fatih demiş ya, benim sırrımı, sakalımı kılıp bilse onu keserim. Herkesin bir sırrı vardır. Ben, yani Allah, yani Allah olduğu halde diyor ki, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Bizim için Allah sırdır. Allah'ın da sırrı insandır. Dibi gelir mi? Evet, böyle bir insanın bu akşamki konumuz, mutlu ve huzurlu nasıl olur? Niçin mutlu değil insan? Nasıl mutlu olur? İki tane vardı. Bir, eylem itibariyle nasıl gözükür? Onu yapmayacağım. Usul bakımından mutlu ve huzurlu nasıl olur? Veya insan niye huzurlu değildir? Ona ait önermeler getireceğim şimdi. Kaç tane? 2, 3, 4 tane. Bir pencere olur inşallah. Bir, mutlu ve huzurlu olmanın birinci şartı insanı tanımakla mümkündür. Neyin mutlu olmasını istiyorsun? İnsanı. Tanımıyorsun ki neyle mutlu olacak? Yani tanımadığınız bir yerde, tanımadığınız bir kişiyi memnun etmek için ne hediye götürürsünüz? Tanımadığınız bir yer, Asya mı, Avrupa mı, Sibirya mı, Afrika mı? Tanımadığınız bir kişi, kadın mı, erkek mi, cahil mi, alim mi, çocuk mu, büyük mü? Memnun etmek için hangi hediyeyi götürürdünüz buradan? Tanımadığım bir yerdeki, tanımadığım bir kişiyi memnun etmek. Mümkün değil, ha. Şimdi mutlu etmek istediğimiz insan kendisi, kendisini tanımıyor ki. Hangi muamelen, hangi hediyen, hangi davranışın, hangi eğitimin, hangi fikirlerin seni mutlu edeceğini nereden bileceksin ki? Kendini tanımıyoruz.
Demek ki mutlu ve huzurlu olmanın birinci yolu kendini tanımaktır. İki, kendisi ve alimi devamlı oynayan, bir kararında kalmayıp devamlı değişen, yani insan kendisi, fikirleri, duyguları, hisleri, ruhsal yapısı, devamlı kaygan, devamlı değişen ve değişken bir zeminde bulunan, sabit hiçbir şey olmayan bir zeminde değişmeyecek bir dustur ve yöntemin bilmesi zaruridir. İnsan, yani dusturu getiren, kaydı getiren insanoğlu benim cinsimdendir. Bana mutluluk vaat ediyor. Ama kendisi mutlu değil. Mesela bir misal söyleyeyim. Çok garibinize geçecek, çoğunuz biliyorsunuz. İnsanın mutlu olmanın yolları diye bu manada Rus yazar, edebiyatçı ve sosyolog, aynı zamanda psikologmuş. Değil. Tolstoy değil. Şimdi söyleyince anlarsınız herhalde, ismini bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Bak, insan nasıl mutlu olur? Aile hayatında nasıl huzurlu olur? 3 cilt kitap yazan adam 8 ay önce intihar etti. Ha? Fazla mutluluktan intihar etmiş. Mutluluk zehirlenmiş. Bak, bir de söyleyeyim. Kendisi ve alemi devamlı oynayan, değişen ve değişken olan ve bir kararında kalmayan ve alemi devamlı değişen insanın değişmeyecek yöntem ve dusturlarının ellerinde olması zaruridir. 3. Hiçbir insanın diğerine benzemeyeceğinden beşerin yöntemlerin diğer insanlara isabet ettirmenin güç olması. Seni mutlu etmek için ben bir şeyler buluyorum ama seni mutlu edeceğini ben nereden bileceğim? 4. Ve son. İnsanın alakadar yakınları, evladı iyali var, yakınlarının alemleriyle ve vaziyetleriyle de alakadar olan bir insan, kendi mutluluğuyla mutlu olmaya yetmeyecektir. Mesela oğlunun, kızının, hanımın, yakınının mesela evde birisinin dişi ağrıyor. Sen rahat yatabilir misin hiçbir şey yok gibi? Bir hayal et, kıvranıyor. Veya taş düşürüyor. Ve hasta yani. Önemli değil canım. Öteki odada yatabilir misin? O inliyor. O zaman alakadar olduğumuz insanların, yakınlarımızın da, çünkü insan tek başına mutlu olamaz. Yakınlarının mutlulukları ile mutluluğu vardır. Olamaz başka. Çünkü şöyle diyor Ustad 116, oradan başlıyoruz mevzumuza. Şimdiye kadar mukaddemeydi. Aya görmüyor musun ki bir adamın cüzi bir emirde meyus olması, cüzi bir emir, ümidi kesilmesi, ne emir ne olabilir? Bir iş mi? Bir işten ümidi meyus olması, ümitsiz ya. Adam bak çöküyor. Bir iş ya, olmamış. Olmasın. Yani insan o kadar zayıf, o zemininden konuşmak için buraya açtım. Bak ne kadar kaygan. Mutlu ve huzurlu olmanın sabitiyetin olmadığını, çok zor olduğunu, kurala uymanın ne kadar mecbur olduğuna ait yer okuyorum. Cüzi bir emirden, bir işten, bir müracaattan, işinin olmamasından meyus olması. 2. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Vehmi. Bir emeli vardı bir. Biliyorsunuz, ceveri ruhtan istidat. İstidat, merkezden çıkıyorum, cücüğünden, soğanın cücüğünden dışarı çıkıyorum. Ceveri ruh. Çık dışarıya, istidat. Çık dışarıya, kabiliyet. Çık dışarıya, meyil. Çık dışarıya, emel. Çık dışarıya, efkar. Çık dışarıya, tasavvur. İşte cüzi bir şey, vehmi bir ümidi var mesela. Vehmi bir emelden,
bir emelden, bir emeli vardı. Bir hedef koymuştu. Ümidin kesilmesi mutluluğuna çöküntü getiriyor bakın. Başka? Emniyetsiz bir işten inkısar-ı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor. Zindan oluyor. Değil mi? Halbuki devam ediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu buna ait yer okuyorum şimdi. Bu böyle bir insanın mutlu olması nasıl olur? Buraya anlaşıldı değil mi? Üç tane şey okuduk. İnsanın mutluluğuna zarar veren bu kadar şey, basit şeyler. Şimdi bak diyor ki üçüncü nükte, 11. lema. Bu yani biliyorsunuz canım bunu bildiğiniz bir yer. Ama bu pencereden bir de bakın, bakalım bildiğimiz bir yer mi? Eğer bildiğim bir yer diye bakarsanız kendinizi bloke edersiniz. Gelmez. Bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten bir, iki, nefs-i emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Rehbersizlikten, nefs-i emmarenin gururundan. Bak, mutlu olmasını, huzurlu olmasını istediğim insandır benim. Ama ben kendimi tanımıyorum. Allah bile bana diyor ki, beni tanımak mı istiyorsun kulum? Evet ya Rabbi. O zaman ilk önce kendini tanı. Allah bile kendisini tanımasına şart, kendimizi tanımamızı getirdi. Ben arafe nefse, fakat arafe Rabbi. Şimdi ben kendimi bilmiyorum. Hangi sözüm, hangi eylemim benim dimağımdaki o mertebeleri, vicdanımdaki tabakaları, ruhtaki yapılanmayı memnun edecek? Allahsız insan nasıl mutluluk düşünebilir? Allah ile ara yok. Allah ile işimiz yok. Allah'a eyvallah demiyor. Böyle bir nefis var bizde. Yani bunu simgelemek için şöyle misal vereyim. Odun düşünün, oduna benzer bedendir. Odunun içerisinde dumanı nasıl koymuşsa, Allah da bu bedenin içine nefsi öyle koymuş. Odunda duman, sende nefis. Odunda nur nasıl konmuşsa, bu bedene ruh da öyle konmuş. Odunda ısı, bedende hayat. İki zıt şey, dumanla odun. Yaktığınız zaman birisi örter, birisi açar. Ruh iman eder, nefis küfreder. Hatta Allah'a eyvallah demez. Açlık hariç. Böyle bir yapısı var. Böyle bir insan, rehbersiz. Nefsinden haberi yok. Yani düşmanımız şuurlu ve işini biliyor. Ve işin başında hiç de uyumuyor. Biz ise işi bilmiyoruz ve şuurunda değiliz. Rehbersizlikten, nefse marenin gururundan, gurur oradan geliyor, gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde. Allah Allah. Akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Sera'ya, kah Sera'dan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suut içerisinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki böyle bir yapı. Bazen aklımız bizi sürüklüyor. Bazen duygular. Bir duyguya kapılıyoruz. Tahrip ediyoruz ya. Bir gurur. Tak 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 adam vuruyoruz. Ömrümüz bitti. Arabada bir makaslama yaptı. Kırmızıda geçti. Yok sağa baktın, sola baktın. Çıkı tak tak. Hem senin hayatın gidiyor hem onun da gidiyor. Değil mi? Yani bir cüzi bir emel ya. Cüzi bir histen dünyamız kararacak kadar. Sığırın böyle değil işte. Sığırın moralı bozamazsınız. Dövsen biraz sonra gelir gene sana. Yani moralı bozuk, panik atak bir sığır gördünüz mü? Yok, sığır yani.
Ama insan öyle mi ya? Şu andaki haletinize bakın. Bugünkü haletine bak. Veya dersten sonraki haletine bak. Böyle bir insan ya. İşte böyle bir vaziyetteyken kendimi yapılandıracak, Allah ile münasebetimi kuracak ve gittiğim aleme beni hazırlayacak bir rehber lazım. Bir kayde lazım. Ve bu kaydenin en büyük özelliği de şudur. Acaba doğru mu? Acaba yanlış mı? Böyle mi yapsam? Şöyle mi yapsam? Böyle mi desem? Şöyle mi desem? İşte bu vartalardan, şüphecilikten kurtaran şey, sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları neye benziyor? Gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Ne olacak sen pusulaya bakma sen bu kim ya, ben bunu ne dinleyeceğim? Namazın olmaz. Gemiysen, uçaksan yönünü bulamazsın. Sen şimdi gurur yapıyor musun pusulaya? Bak kim ya, ben buna itaat edeyim, namaz kılacağım. Ben bu pusulaya uyup uçağımı kullanacağım. Diyor musun? Yok. Allah Resulü'nün pusula kadar mı değeri yok? Ya? Senin gayen süt içmek mi? O zaman sığırın alacalı olması, siyah olması seni ilgilendirmez. Senin gayen meyve yemek mi? Ağacın, dalının, budağının eğik ve düz olması seni alakadar etmez. Sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde, hadsiz ne kadar şeyler var, hangi yol nedir, ne bileyim ben. Zulümatlı yollar içinde, bir sürü yollar var, yol tayin ediyorlar bize. Zulümatlı yollar içinde, birer düğme hükmünde görüyordum. En küçük adabı bile diyor. Düğme, düğme. Yani düğme şu, lambaya basınca kocaman bir karanlık nura inkılap ediyor. Gibi. Görüyordum diyor usta. Bildim, anladım, okudum, idrak ettim demiyor. Görüyordum. Neyi görüyordu? Sünnet-i seniyenin en küçük adapları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede, ruhi, senin bu hareketlerini zannediyor musun ki bedenseldir? Bedeni hareketlendiren, hani elektrikte de öyle ya, torna tezgahı çalışıyor, cihaz çalışıyor. Ama gözükmeyen bir güç çalıştırıyor, elektrik. Bu da öyle, elim, ayağım, konuşmam. İşte diyor ki, seyahat-ı ruhiyede, çok tazikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette, kendimi gördüğüm zaman, sünnet-i seniyenin, o vaziyete temas eden meselelerine, ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi, bir hifet buluyordu. Bir de okuyayım. Ne olur bir de toparlanın. Ben şu dünyada seyahat-ı ruhiyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordu. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordu. İnsanı en çok berbat eden bu işte. Acaba bu mu? Acaba şöyle mi? Peki hangi hareketinin ruhunun veya dimağın, kalbinin, vicdanının neresine nasıl isabet ettiğini nereden bileceğim? Beşeriyet böyledir. Vahye dayanmayan bilgiler insanın neresini inşa ettiğini nereden bileceğim?
Mesela ben şöyle diyeyim. Ben kitap okuyorum şu anda. Bunu size ne oluyor? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki ilhamen yazıldığı için tam isabet ediyor. Bunu kapatım. Kendim konuşayım. Ben de sizden bir cinsim. Farklılık biraz bilgim olabilir ama senin halet rüyeni bilmiyorum ki. Kalplerde Allah'ın elinde. İsabet ettiğimi de bilemem. Ama sana şu anda isabet etmiyorsa özürün yoktur. Sende sorun var. Ama kapatıp ben konuşup da sana isabet etmiyorsa yok, suç benimdir. Çünkü bu ilhamen yazılmış. Bak ne diyor? Acaba böyle hareket hak mıdır? Maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem sünnetten bakıyordum tazikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yolda zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. O beni nefsinizden, sevdiklerinizden daha çok sevmedikçe hakiki iman etmiş olamazsınız sözü beşeriyeti değildir. Beşeriyeti bir erkektir. Erkeği kadın taklit edemez. Ama sünnet-i seniye ittiba etmek kadınlara da şart. O zaman Allah Resulü'nün hani herkeste üç şahsiyet var ya, beşeriyeti, ubudiyeti, vazifedarlığı. Hulusi abi diyor ki, ustadım ben ders makamına geçince bende tuhaflık oluyor. 47. sayfa bana. Ustad da diyor ki, Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkaten makamına geçtiğin için o hal sana arız oluyor. O senin değildir. O senin değildir. Aynen bunun gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o şahsiyetinde, yani aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat tarafı beşeriyeti değildir. Bana bakan diyor, herkes kendisini bende görür. Herkes kendisini bende görür. Dolayısıyla Allah Resulü'nün beşeriyeti için demedi. Yani beni nefsinizden, sevdiklerinizden daha çok sevmedikçe aslında senin hakikatındır o. Senin hakikatının ifadesidir. Çünkü alemin çekirdeği orada. Ya. Başka bir yer okuyacağım. Bazı cemaatler bize sünnetin şartlarını pek yerine getirmemekle itham ediyorlar mucizeleri. Evet. Yani indirgemek değil de dersimizi şöyle yapalım. Güzel bir şey dokundun. Yani sünnet uymuyorlar vesaire. Zahire bazı şeylere sünneti bir tamamıya ittiba etmek, bir tamamıya, bütününe havasa mahsustur. Bir niyet, bir kast, bir irade, bir cehd, bir gayret kabul etmek inşallah diğerlerine kefaret olur. Çünkü bir tamamiha havasa mahsus. Bir insan bir eli yok diye abdestin şartlarındandır kolları yıkamak. Eli yok diye abdesti yok mudur şimdi? Yıkamadı ya kolunu. Yani bir sünneti getiremedi diye Müslüman için meselemiz o değil. Ama öyle de diyeyim. Yok yok, biz bu şeylerden kurtulmak için sünnet-i seniyeye ittiba edeceğiz ya. Evet. Sünnet-i seniyye burada çok ilginçtir. Evham, vehim, yeis, korkulardan kurtulmaya vesile oluyor. Konu o. Şeytanın çok sıfatı var.
temelde öne çıkartılmış, çok da bizi alakadar eden şeytanın dört temel vasfı var. Eğer biz sünnet-i seniye uyarsak, bu dört vasfından kurtulmuş oluruz. Nedir o? Gurur, kibir. Gurur, kibir. İki, haset. Üç, ben merkezli. Dört, yeis. Evet. Bir daha, gurur, kibir, haset, ben merkezli, yani o topraktan, ben ateşten dedi, kendine göre yorumladı ve yeis, yeisin bedeli çok ağırdır, Allah kimseyi düşürmesin, yeisin bedeli Allah'tır, Allah'ı kaybeder, benden ancak kafirler ümidini keser diyor. Ümitsizlik hastalık mıdır Hasan abi? Evet. Yani gayri ihtiyari mi oluyor yoksa bilinçli bir hastalık mı? Oralara gidiyor. İlk önce bilinçsizdir. Sebebi şudur. Ümitsiz ortamlarda, ümitsiz, ümit vermeyen dini sohbetlerde belki de bazı ümitsizlikleri din adına, dini yapılandırma adına, dini öğreteceğim diye vaazlardan çıkıyor ümitsizlik. Bazı ümitsizlik ama. İnsana ümit bırakmıyor. Kapı bırakmıyor. Bir tane de öyle oluyor. Bunların temel günahı kabul etmiyor. Günah küfür kabul ediyor. Ben birkaç tanesini Almanya'da gördüm. Daha önce görmüştüm. İntihar. Neticeler intihardır. Çünkü kafir, kafir Müslüman, kafir Müslüman, bu adam bizar olur ya. Namaz kılmadığın anda günahkar olmuyorsun, kafir oluyorsun. E bitti yani. Sen düşünebiliyor musun? İnansan ki ben kafirim şu anda. Aman yarabbim. Psikolojin mi kalır? Ya. Birinci nokta. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini sünnet-i sene ittibadır. Yani bu çok önemli. Amal ve harekatında sünnet-i seneyi düşünüp ona tabi olmak ve taklit etmek ve muamelat ve ef'alinde ahkam-ı şer'i düşünüp rehber ihtiyaz etmektir. Buna ait bir yer hatırıma geldi. Şu. Çok önemli bu da. Şeytanın, işte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan, hayat-ı diniye ve hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen, sihat-ı fikir ve istikameti nazar, selameti kalp istersen, bir de okuyayım. İşte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan, vesvese beyim. Hayat-ı diniyeyi mi istiyorsun? Evet. Hayat-ı şahsiyeni, denge, akıl, kalp. Yani soyutla somut, yani realite ile, gerçek ile hayal arasında uçuk olmamalı. İşte buhran ve bunalımların bir sebebi budur. Televizyonlardaki dizilerin günah tarafından bahsetmiyorum, onu koyun. Bize en büyük zararlarından bir tanesi şudur. Bizi realiteden, gerçeklikten koparıp hayalimizde hapseder. Hayal ile realite arasında ne kadar mesafe varsa senin bocalaman, panik yapmana vesile eder. Bu birinci cepten. İki, memnu heykel ve suretler, oradan gelenler, ben günahtan bahsetmiyorum. Ya zulmü mutacir, sende zulümlüğü tahrik ediyor. Zulüm,
veya riyâ-i mütecessit, yani gösteriş, şöhret, riyâ, şöhrete itiyor, berbat bir histir. Adam namusunu bile veriyor, şöhret olayım diye. Tamam. Üçüncü, hevesi müncemit. Yani heveslerini tahrik ediyor. Bu üç taneden hariç, şimdi iyi yapışın, kemerinizi bağlayın. Şimdi söyleyeceğim, daha korkunç. Bir müzik, daha demeden dur. Bir müziği söyleyen kadın ve erkekten etkilenip jiletlenen insan, batsın bu dünya diye ya ümidini veya emelini kaybeden, sözle, sesle etkilenen bir insan, o dizileri seyrederken, o dizileri yapan ve uygulayan kişinin fikir, duygu ve hisleri suretiyle sana geliyor ve Üstad şöyle diyor devamında 727, celbeder o habis erbahları. Günahtan bahsetmiyor. O adamın haleti ruhi bir tamamıya sana giriyor. Celbeder o habis erbahları. O artist de mesela rol yaptıkları zaman onun rolüne giriyor, onu yansıtıyor. Ama kendisi öyle bir şeyde yok. Yani bakın, memnu heykel ve suretler ya zulm-i mutahaccir veya riyâ-i mütecessit veya heves-i müncemit celbeder o habis erbahları. Bak arkadaşlar, ona ait bir örnek vereceğim. Ne demek olduğunu anlarsın. Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. Kaç hadis ezberlemiş? 1 milyon. Tamam. Mezhep imamıdır. Hiç okuma yazması olmayan, hatta bir namaza bile muvaffak olamayan sahabe var mıydı? Vardı değil mi hocam? Kılıcıyla geldi değil mi 19. mektupta? Suikast için gelmiş. Sonra işte malum Müslüman oluyor. Hadi o tarafa savaş diyor. Belki gusul da almamıştı. Ve 1 milyon hadisin ravisi Ahmet bin Hanbel buna yetişemiyor. Niçin? Çünkü sureti anlatıyorum. Allah Resulü'nün suretinde insiba ve inikas. Herkeste var. Onun için külli. Öyle bir inikas ve insiba oldu ki onun bir anda fevkine, zirvesine taşıdı onu. Suretler şuna benziyor. Çok özür diliyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Doktora gittiğiniz zaman gaytanızı istiyor. Büyük abdestini istiyor. İdrarını istiyor. Kanını istiyor. Kanser gibi şeyse et parçası istiyor. Büyük abdestsiz tahlil için niçin istiyor? İçeriden haber veriyor. Öyle mi doktorum? Ha burada o. İçeriden haber veriyor. Büyük abdest insanın gizli yönlerini dışarıya taşıyor. Benim bir pisliğim, idrarım beni dışarıya taşırsa, benim sesim, benim kokum, benim suretim beni niye taşımasın? Beni aynı taşıyor. Gayta mıyım ben? Ahmet bin İmam-ı Muhammed Eşşeybani diyor ki, ben diyor sesini duyayım, kendisini görmeyeyim, karakterini söylerim. İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor, hocamla beraber okumuştuk hatırlıyorum. Ben diyor kokusunu duyayım, kendisini görmeyeyim, kişi o kim olduğunu söylerim, karakterini söylerim kokusundan diyor. İmam Azam Efendimiz aldığı sudan söylerim diyor. Bu zina mı yaptı, normal mı, abdest suyu mu, normal yüzünü mü yıkadı? Kim olduğunu söylerim diyor, suyundan. Japonlar da yapmış ya suya, şey yaparak suya nasıl insan değiştirdi, suyu nasıl değiştiğini. İşte celbeder o habis erbahları, ben uydurmuyorum. Keşke ben uydursaydım. Bediüzzaman diyor. Asıl imamı diyor. İşte muhatap olduğumuz o şeylere günahını koyuyoruz. Celbeder diyor. Bak. Celbeder o habis erbahları. Neler? Memnu, men edilmiş o suret ve heykeller. Sonra 720'di. Sevgili kardeşim benim. Şimdi diyor ki
İşte eş, benim dalgam geliyor, bende güneşin fotonu, güneşten çıkan nur, ki zihayat değil güneş. Manevi mesh, şundan etkileniyor. Manevi mesh bu işte. Yani hayvandan insan olmamıştır. Ama insandan hayvan olmuştur tarihte, Kur'an'da var. İşte manevi mesh, sureta insan. Ama ruhu bitmiş. Hayvan. İşte ondan aynı onun gibi oluyor. Boyalanıyor. İşte Resulullah'ta misal verdim. Gayta'dan misal verdim. Şarkıcı'dan misal verdim. İntihar edenin arabasından CD'si o çıktı. Batsın bu dünya. İndirin beni. Yaşamak gerekmiyor diye CD'sini ben dinledim zaten. O cenaze çıktığı zaman polis, Alman polisi. Biz görevli olduğumuz için. İşte bütün emanetlerini verdi arabasını. Bizden o CD'yi çıkarttı ve attı. Bu CD'yi o çalıyordu. O anda seni dinledi ve öteye geçti. Hasan abisini dinleseydi şimdi yaşayacaktı. Ya işte ey şeytanın desiselerine muptela olan bir çare insan. Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat içtimaiyenin selametini dilerseniz, mutlu ve huzurlu olmak isterseniz, sihat-ı fikir lazım. Yani dimağın yedi mertebesi bütünlüğe getirmek, ne kadar getirebilirsek, istikametli nazar, feraset, selameti kalp istersen, istiyorum üstadım, iyi dinle o zaman Hasan. Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla, Kur'an'ın muhkematı, açık, emirlerinin mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle, amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünneti rehber yap. Tamam da kardeşim, muhkematı Kur'an'ın mizanları, sünnet-i seniyenin terazisini ben ne anlarım? Sabahtan akşama tekstilde çalışıyorum, tamirhanede çalışıyorum. Ben bunları nereden bileceğim Kur'an ve sünneti? Zaten öyle diyorlar televizyonda. Boşver Kur'an ve Kur'an'a bakın diyor. Ha, o ikisinin cemi asrın müceddidinde olur. Asr-ı müceddidin eserini okuyacaksın. Şimdi yakında inşallah bir ders dinleyeceksiniz. Sıla ve rahim, silah-ı rahim. Kat-ı silah-ı rahim, mubikat-ı sebadandır. 52 tane ulemanın kebairleri ustadımız Barla'da 7'ye indirmiş. 7 mubikat-ı sebadan bir tanesi kat-ı silah-ı rahimdir. Ama namaz kılmamak yoktur orada bakın. Silah-ı rahim ne demek olduğunu, sen kafandaki akrabanı dindar aileyi ziyaretle 1/4 çok az alakası var. Kafandan onu çıkar. Mesela gıybette de kullanıyor. Silah-ı rahiminiz yok mu? Kardeşin etini yiyorsun. Silah-ı rahim, bununla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Hukukullah, miza, Kur'an'ın, muhkematı Kur'aniye. Sile bak, hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiye, hukuku mütedeyyin valideyn. Dindar anne baba hukuku. Anne baba hukuku gelmeden evlat hukuku vardır. Anne babalık yaparsan, hukuku verirsen o zaman hukuk isteyebilirsin. Kedi gibi ortaya bir yavru çıkarıp babaya itaat vardır diye den vuramazsın. İlk önce sen vereceksin hukukunu. Sen yapacaksın ki alma hakkın olsun. Silah-ı rahim bunu katlediyor. Peki nedir o? Bir tanesi hukukullah. Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanlarıyla. Hukuku Resulullah. Sünnet-i seniyenin terazileriyle. Hukuk asfiya ikisinin cemidir. Yani cemaatsız ve asıl imamısı, imam olmadan ne namazın olur, ne orucun olur. Tarmarın olur. İmamsız ne yapacaksın? Rehbersiz ne yapacaksın? Silah-ı rahim'in üçüncüsü rehberdir. Müminler arasındaki bağdır. Sonra akrep değil, akrabayı taallukat. Garip olanlar. Ebu Hüreyre, İkrime radiyallahu anh, Ebu Cehil'in oğludur. Melun'un. Bak silah-ı rahim o değil yani. Birincisi muhkemat-ı Kur'aniye. İkincisi sünnet-i seniyenin terazileri. Üçüncüsü asıl imamımın.
hukuk asbiya. Sonra yani Asya'nın içinde işte bu silah-ı rahim bu kopuk olsan sen ne yaşayacaksın? Cemaatsız ne kim yaşayabilir? Kim yapabilir? Cemaat silah demek aslına doğru yolculuk. Rahim diyor, Kerim demiyor, Latif demiyor. Silah-ı Latif demiyor. Silah-ı Rahman demiyor. Silah-ı Allah demiyor. Rahim ruhsal yapılanmadan bahsediyor. Rahim enfustur ve ahirete bakar. Müslümanların ruhsal yapısını donatan, besleyen isimdir. Kafire bakmıyor. Bismillah'taki Rahman, kafir mümin fark etmeden rızkını veren Allah. Rahim ise ahirete ve iman eden müminlere dünyada ruhunu besleyen, Allah ile beslememize, ahireti inancımızla dünyada beslememize rahimdir. Aslına seni götürüyor. Bak işte bu silah-ı rahim de bu. Hasan abi peki silah-ı rahimde esas olan dindar aileler mi yoksa akrabaların hepsi mi? Yani dinle alakası olmayan bazıları... Ha, şimdi sevgili Mehmet'im şudur. Yani dinden kopuk olanlar da kopulacak değil. Siyasetçi olacaksın. Birincisi anne baba ne kadar zalim dayı olsa bir kopma yok. Akrabayı taallukat. Bunların arasında seçeriz zekatta hani verilirken vesaire. Dindarları seçiyoruz. Ama dindar olmayanları da kop diye böyle demiyor. Ne yapacaksın? Senin izzetin, şerefin. Mesela gidiyorsun dalga geçiyor seni. Aa uçuyor musun lan? Kaçıyorsun galiba. Böyle dalga geçiyor dininle. Tamam mı? Onunla dalga geçirtirmemek dinine. Baktın yani sefihtir. Şeydir ama hakikaten şey yani konuşuluyor. Bir de dinliyor. Ne bileyim. Onlarla, onlara layık olduğu kadar fazla muhabbet vermiyorsun çünkü kaldıramaz. Fazla da uzak tutmuyorsun, fazla da dizini yanına getirmiyorsun. Kim kime, neyi ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar, onun dersi işte Kastamonu ve Emirdağ layıkız. Devam ediyorum. Ya ne acayip ya Risale ya. Nasıl bir şey ya. Vallahi be tuhafıma gidiyor ya. Benim hangi hareketim, hangi sözüm, nereden biliyorum ki isabet etmiş ya? Nereden bilecektim ki? He vallahi ya, şuraya diyor, şuna bak ya. Gel de öpme. Din namına ne kömür ruhlu insanların elini öpecektik. Taharet almayan, çoğusu beynamaz ya. Kendi hissiyatını, o akşam tahrik olmuş, o gün etkilenmiş, kürsüye çıkıyor, hissiyatını, fikriyatını, tefekkürünü din olarak söylüyor. Yani onları din diye sarılacaktık. Kömür ruhlu insanın elini öpecektik. Usta diyor ne kadar öpsen diyor. Azdır diyor. Tevafukta anlatıyor mektubatta. Bak şuraya, şuraya bak. Velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlak, en zengini Risale-i Nur'a ittiba etmektir. Demiyor. Sünnet-i seni ittibadır. Bak şuraya bak. Bir de sünnetten bahsetmiyor diyor. Allah'tan kork, Medyuzan'ın huzuruna nasıl çıkacaksın aşırıda ya? Yani bu beni çok etkiliyor. Bak, amal ve harekatını, benim düşüncem hangisinin için doğru? Tasavvurat var ya, kıyameti koparttırıyor. Geçen işte çarşamba dersi, bu çarşamba değil, önceki çarşamba, tasavvurat dersi yapmıştı Ali, sunmuştu. Tasavvurat, bir Allah aşkına gidin bir dinleyin sesli yani sesli. Ya tasavvurat, çünkü niye? Düşüncelerimiz nasıl kontrol edilir? Bak amal ve hatıratını nasıl, hangisinin için doğru? Sünnet-i seniyeye, bak sünnet-i seniyeye düşünün, ona tabi olmak. Acaba böyle mi? Dün akşam beni kaptı kardeşim, bu dersi boşuna yapmıyorum. Ulan bir kaptı beni, Allah aşkına ya. Bu dersin vesile olmuş. Rabbim biliyor. O recasız haf. Rahmansız kahhar. Bismillahirrahmanirrahim değiştirmiş adam. Bana Bismillahirrahmanirrahim besmeleyi böyle getirdi bana. Kur'an nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Allah bana öyle bir takdim etti ki Firavun. Beni bir böyle işte ümitsiz bir anlatmayacağım da onu kesmeye çalışıyorum. Dikkat edin de. Onun için düşünüyorum. Beni bir gırdaba soktu ki Allah'ın ne merhameti var, ne Rahman'dır, ne Rahim'dir, ne Latif'tir, Kahhar, Muntakim, nerede ceza varsa getirdi. Yani hafsız reca, recasız haf.
Olur mu? Allah Allah, bir başım döndü ki yatakta. Şu an bildiğin gibi değil. Dur bir dakika, dön. Sonra sünnet-i seniyen bu mu? Yani bütünlük içinde Allah. Yani recasız haf motoru yakar. Hani kaharı bir söylüyorsun akşama kadar ders, sanki Allah Rahman değil yani. Rahim değil yani, hep o. Risale'ye bakın ya derslerine Allah aşkına ya. Cennemin vücudunu ispat ediyor o kadar. Eskidendi o metot, tehdit etmeyle, korkutarak bir şey yaptırmak. Niye, nereden çıkarıyoruz? Risale'nin metodu, yöntemi asıl mücedididir. Sahibi zaman böyle yapmış. Bu böyledir. Böyle olacak. Böyle, nereden biliyorsun? Böyledir. Böyledir. Bitti. Bunun amicim yok. Hukukullah. Hukuku Resulullah. Hukuk asfiyat. Asıl imamı. Ne demiş? Böyle mi demiş? Yöntemi bu mu? Budur. Arkadaşlar, korku tedavi etmez. Sevgi tedavi eder. Kainatın bir sebebi vücudu da muhabbettir. Korku ve şefkat, şefkat ve muhabbet insanı yapılandırır, inşa eder, inkişaf ettirir. Psikoloji hastalarının en büyük tedavisi ilaç değildir. Ne kadar içerse içsin. En büyüğü ümittir, güvendir, muhabbettir, sevgidir, sevilmektir. Muhabbet, sevmek, değil mi doktorum? Sevmek. Bu hocam sevgi deyince zehirli bir sevgi var bir de günümüzde. Ha, bu ondan bahsediyor. Kim herkes anlamıştır. Aşkı mecazıdan bahsetmiyorum. Bak Allah'ın değil mi? Mesela annenin şefkati. Arkadaşlar, sevmekten daha acayiptir sevilmek. Bunu vermek değil mi? Bu veriyorsun zannediyorsun. Hayır, vermek almanın adıdır. Ne olur? Bunu bir düşün. Yani sen vermeye karar verdin, daha vermeden Allah'a ulaşıyor. Bu verebilmek ruhu var ya, ruhu eyleme dönüşüyor. Seni inşa ediyor. Hasan hocam, sevildiğini bilmenin lezzeti sevmenin lezzetinden fazla. Alaaddin'im, aslanım benim, Allah razı olsun. Bak şimdi, şöyle bir düşün. Kaya buna buraya. Allah beni seviyorla yaşıyorsun. Veya Allah beni sevmiyor, yaşıyoruz. Bu ne olur bu ruhlar? Sevildiğini bilmek. Ama nereden biliyoruz Allah bizi seviyor? Hadis-i Kudsi'de diyor ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Bir. Sevdiği işleri mi yapıyorsun sen şimdi? Evet. Hadis-i Kudsi'ye mazarsın. Bunun acabasını diyen şeytan-ı melundur. Bedihi şeyden şüphe etmek şeytan-ı layinin işidir. Bedi şeyden şüphe edilirse o zaman bizi bağlayan hiçbir şey yoktur. Bir, hadis-i kudsi de diyor ki Allah bir kulunu severse, ezberledim işime geldiği için. Ahkam çıkartmıyorum. Bir, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. İki, Allah bir kulunu severse sevgisini kalbine koyar. Seviyorsun Allah'ı. Demek o seni seviyor. Allah seni sevmeseydi sevgisini senin kalbine koymazdı. Allah'ın sevmediği kalbe kendi sevgisini koymaz. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını görüyor musun? Elhamdülillah. Başka? Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Diye sıralanıyor. Abi korkunun da zaten adı korku, içeriği korku değil. Korkuda azim bir lezzet var diyor usta. Harfullah'ta diyor. Ama hafta da diyor. Evet. Sadece hafı da koyuyor, yeni sözlüğü. Hafta azim bir lezzet vardır diyor. Bak kafamızı karıştırdı. Adı diyor korkudur, içi korku değil. Şey değil aslında. Eğer korku olsaydı ölmek istemezdi o zatlar. Evet. İkincisi, yani o korku geldiği vakit şöyle bir şey var. Çocuğun annesinin sinesine, içerisine sarılması gibi biz de Allah'a o korku vasıta oluyor, sarılmış oluyoruz. Ya. 70 söz, bir manada. Şimdi diyor ki, 24. sözde değil mi? Hafullah'ta böyle lezzet olursa, muhabbetullah'ta ne olur? 358. Maşallah. 358 değilmiş sözler. Yani Allah'tan korkun demek, Allah'ı sevin demektir. Allah. Evet abi, aynen öyle. Allah'ı sevin demektir. Bu demektir.
Yoksa bizim anladığımız manada korku ise o zaman... Çöker bu. Çöker. Alt üst etmiş savurgan şeyler aslında. Evet, Allah'tan niye korkacaksın ki? Ahmet'ten korktuğun gibi Allah'tan korkuyorsan o zaman ki senin Allah anlayışında problem var. İyi ki Allah var. Korkan adam ölmek ister mi? Ölmeden evvel ölmek ister mi? O zaman bu korku değil. Bu, o sevgiliye gitmek için müthiş bir vasıta. Huzur-u Rahman'a diyor. Oh! Bunu kaybetmeye korkuyor. Yani. Ah! Merak etme. Hasan hocam bir de yani 99 isminin 90 küsur tanesi cemal sıfatları. Yani kaç tane kahar sıfatı evet, var ki korkusun? Çok iyi. Çok iyi, şükürler olsun. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla adi ahvali ve örfü muameleleri ve fıtrı hareketleri ibadet şekline girmekle beraber tuvalete bile gitme namaz kıldığın için sevap oldu bak. Her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir tahattür-ü hükmü şer'i veriyor. Mesela Allah'a taşıyor sünnetisini. Bunu niye böyle yapıyorsun? Allah Resulü böyle demişti. Resul demiyorsun, Allah'ın Resulü. Çünkü Allah diyor ki, beni seviyor musunuz? Evet, sevin. Ha, beni sevdiğinizi nasıl göstereceksiniz? Benim sevdiğime benzemeyle. Var ya 11. lemada. Ha, o zaman beni sevdiğinizin realitesi, gerçekliği olur. Demek ki onu sevmekle şey alakası değil. O aynada Allah'ı sevmek. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Adem'e secde etmeyi Adem anladı şeytan melun. Oysa Allah'a secde etmeyi anlayamadı. Çünkü Adem'de beşeriyet yoktu. Esma'nın hulasasıydı. İsmi Adem'di. Beşer değildi. He? Nefis yok. Yoktu. O zaman bir sünnette ittiba etmek Allah böyle dedi. Çünkü ilk önce sünnette ittiba eden kendisi. İlk önce iman eden kendisi. Ahmet Muhammed'e değil mi? O da dimağı toparlıyor değil mi? O hem de nasıl? 7 mertebenin. Aslan. Tabii ya bu dimağı getirir beni biraz şey yapayım. Tahayyül dimağda en dipte. Tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Sünnet-i seniye toparlıyor. Yani demin söylemiştiniz onlar önce. Amelle, sünnet amelle. Evet. Muhkemat-ı Kur'ani'nin mizanlarıyla batını düzenliyor. Batını düzenliyor. Muhkemat-ı Kur'ani'nin mizanları enfusu düzenliyor. Sünnet-i seniyenin terazileriyle amellerimizi düzenliyor. Tamam da mülk ve melekut cem olmuş. Geriye bir şey kalmadı. Elhamdülillah. Geriye bir şey kaldı. Gireceğiz cennete. Arkadaşlar, şimdi fethuli ibadi, vethuli ve değil mi ikincisi? Cenneti. Gireceksiniz cenneti demiyor. Gir cennete. Şu var ya, ustadı işaret edeceğiz de diyor. Hidayet diyor, ruhun cennetidir. Cennettesiniz de farkında değilsiniz. Niye biliyor musunuz? Girmeyeceğim abi. Allah Allah. Adam Nemrut'un ateşine girmiş. Öteki cehennem zaten eşantiyon. Dünyası değil. Nemrut'un ateşi burada kardeş. Münker nekir burada. Münker nekir burada. Karşına gelen, ortaya çıkan o hadiselere karşı Allah soru soruyor. Bunu da kim nasıl değerlendireceksin? Mesela bir haram. Bakayım bana mı tabisin nefse mi? Bu sorudur. Ortaya koyduğun davranış da senin cevabındır. Münker mekirin burada kardeş. Kiraman katipleri dosyayı münker mekire verecek aşağıya. Aynı defter. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriyorsun. O cevabı orada ifade ediyorsun. Ustad diyor ki burada sureti orada hakikati. Münker mekir burada olursa cennetin de burada kardeş. Cennet cennet. Ustad demiyor mu diyor, imani bil ahiret diyor, aile hayatını cennete sokar, cennet yapar. Değil mi? İşte adamın kafası dima darmadağın. Darmadağın.
İbrahim'e atılan ateş, nasıl ateşin içerisi cennet olmuşsa, bu cemiyet ateşi içerisinde, Nemrut'un ateşi içinde, bu yerler İbrahim'i Gülgülistan'dır. Dergahlar, medreseler, camiler, zikirhaneler, Allah ve Kur'an anlatılan her yer, derecesine göre cennettir. İbrahim'i duruş değil aslında. İbrahim'i duruş. Burası da cennet hocam. Herkes evet. Mutlu şimdi. Allah Resulü söylüyor burası zaten. İlim meclisleri diyor cennet bahçelerindendir diyor. Öyle mi hocam? Evet. O tahtur ise sahibi şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde. Bak huzur içinde. Huzur nasıl olur? O zat hazır olduğu için huzur olur. Allah hazır olmazsa sen huzur bulamazsın. Huzur. Tamam. Kayıyorum ne yapayım Harun? Dayanamıyorum tamam mı? Ela bi zikrillah. Ha bak şimdi bu da biraz önce. Ela bi zikrillah tetmenil kulub. Değil mi? Allah Allah. Huzur içinde bir ibadet hükmüne getirebilir. İşte bu cadde-i kübra ve velayet-i kübra olan ehli veraset-i nübüvvet olan sahabe ve selef-i salih'in caddesidir. Şurada bir tane de şey var, onu da keseyim. Bunu yapabilmek için size bir kural söylüyor, 356. Çalışarak geldim. Ders yapanlara da sesleniyorum. Çalışarak şey yapın. Tevhid-i kıble etmek lazım. Tevhid-i kıble et, yani birisini ustad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim vasiyeti, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin vasiyeti, benim istidadıma ve ahval-i rüyeme muvaffak gelmedi. Ne vakit düşündüm, bunun arkasından mı yoksa ötekinin mi arkasından, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım, her birinde ayrı ayrı cazibeden hasiyetler var. Biriyle ittifa edemiyordum, o tahayyürdeyken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki bu muhtelif turukların başı, bu muhtelif yolların başı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an hakimdir. Hakiki tevhid-i kıble onun bununla olur. Öyleyse en âlâ mürşid de ve en mukaddes ustad da odur. Ustadımız için mürşidi yoktur diyorlar. Bak. En ala mürşid de, en mukaddes ustad da odur, Kur'an'dır. Ustadımızın mürşidi, Allah Resulü ve Kur'an. Ona yapıştım, nakıs ve perişan istidadım, elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehl-i kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feziyle gösterebiliriz. Demek, son cümleyi bununla alakalı, bu yerle alakalı. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar, yani İmam Ali radıyallahu anh külliyata sözler diyor. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız aklı mesail-i imaniye değil. Yani Risale-i Nursuf aklı ilmi değil. Yani aklı tamir eden, düzenleyen, tanzim eden değil. Belki kalbi, ruhi, hali, mesail-i imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymetdar marif-i ilahiye hükmündedirler. Bir de şurada. Tevhid-i kıble edeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Buraya gelmek zorunda değilsiniz mesela. Gideceksin. 5 tane yere git. Her yere. Git bakalım fıtratın zikirle mi, ilimle mi, marifet mi, hakikat mı? Bak, asıl imamını bul, sen bul. Ondan sonra bulduktan sonra tevhid-i kıble et artık. Tamam. Ondan sonra şey yaparsın. Ben de sana tavsiyem. Ama ben hiç şefkatimi, merhametimi çünkü değil. Burası, bundan başka bir tıkla estağfurullah. Allah'tan korkarım. Öyle. 75. Kezalik, bu risalelerin ibarelerindeki işgal ve ilakın keyf için ihtiyarınla çıkmış olduğunu zannetme. Risale-i anlaşılmıyor. Ben keyf için yapmış değilim diyor. Çünkü bu risale dehşetli bir zamanda
nefsimin hücumuna karşı yapılan, bak nefsimin hücumuna karşı yapılan ani ve irticali bir münakaşadır. Kelimeleri o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. Zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O ateşle nurun karıştıkları bir helgamda, hani atiz ile itizi karıştı derler ya, ateşle nurun karıştığı helgamda başım dönmeye başlıyordu. Kah yerde, kah gökte, kah minarenin dibinde, kah minarenin şerefesinde kendimi görüyordum diye Risale-i Nur'un takip edilmesini söylüyor. Son şu Mesnevi Nuriye'den bir düz okuyacağım. O da ondan sonra bitiyor. 171'den. Bu da çok harikadır. İlem ve bitti. Ey kardeş bil ki ben taht-el arz zulümatındaki seyahatımda katiyen müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin her birisi birer yıldız, birer lamba lambadırlar gördüm. Sünnet-i seniyenin her birisi birer yıldız, birer lambadırlar gördüm. Böylece bütün sünnetler ve umum şer'i hatler hasra gelmeyen dalaletli, karanlıklı yollar içinde birer lüküs gibi parlıyorlardı. Ve o halde sünnetten inhiraf etmek, bak, o halde sünnetten inhiraf etmek demek, şeytanın oyuncağı, eğer bir insan hastalıklarını bununla bulabilir. Ben ne kadar hastayım? Demek ki bu zaafımız var. Fiili bir realiteden bahsediyor. Bak, o halde sünnetten inhiraf etmek demek, sünnetin şeytanın oyuncağı, 2. evhamın merkebi, 3. korkunç dehşetli hallerin maarızı, yani yük taşıyıcısı ve dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir bildim. Sünnet-i seniyeden ayrılmak, 1. şeytanın oyuncağı, evhamın merkebi, korkunç dehşetli hallerin maarızı, yani yük taşıyıcısı, dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir bildim. Fakat sünnet-i seniye ittiba edenin, o ağır yüklerini onda alıp kendi sefinesine bırakır. Yani 23. sözde vardı ya, sırtında bir adam vardı. Dediler ki gemi gidiyor, sen de sırtında yük taşıyorsun. O yükü bırak, üzerine otur. Adam dedi ki yok ya, ben daha koyayım, belki gemi batarsa ben kurtarırım. Ya gemi batarsa komple gideceksin ya. Ondan sonra ne ikna etti? Gemiye yükünü koy, üzerine oturdu. Oh be, Allah senden razı olsun dedi. İşte sünnet-i seniyye bu. O ağır yüklerini ondan alıp kendi sefinesine bırakır. Hem gördüm ki o gemilerden bir tanesi kader-i imandır. Kaderi inkar ettikleri için. Çünkü o men amene bil kader emin eminel keder. Kader'e iman eden kederden emin olur. Ve sefine bir tanesi kader-i imandır. Kaderi kim inkar ediyorsa o ağır yüklerini ondan alıp kendi beline yükleyecek. Hem gördüm ki sünnet-i seniyenin her birisi semadan tedelli etmiş birer mühkem halat gibi olup onlara yapışan vela bir cüzisiyle dahi olsa yükselerek saadete gidiyor. Hem gördüm ki insanların zahiri efalleri arasında ancak bir derece dolaşabilen aklına itimat edip, ben aklım bana yeter deyip sünnet-i seniyeye muhalefet edenler şuna benzer. Şuna benzer ki yerdeki vesile ve merdivenlerle göklerin esrarını öğrenmek için çıkmak isteyen Firavun'un kendi vezirine bana bir kule yap, kule akıldır demektir. Yani kule yapıp bakalım ki Musa'nın dediği gibi bir Allah var mı? Bu ne kadar gerçek dişi ise sıf aklı ölçü yapmak da aynı buna benziyor diyor. Bak diyor ki hem gördüm ki insanların zahiri efalleri arasında ancak bir derece
dolaşabilen aklına itimat edip sünnet-i seniye muhalefet edenler şuna benzer ki yerdeki vesile ve merdivenlerle göklerin esrarını öğrenmek için çıkmak isteyen Firavun'un kendi vezirine bana bir kule yap ta ki onunla belki semavatın esrarına giden yollara ulaşayım ayetindeki ya hemanu nilli sahan diyerek ahmaklaştığı gibi ahmaklaşır. Bir böyle bir kule yap. Bir bakalım Musa'nın bahsettiği gibi Tanrı var. Kule ile Allah'ı aramak nasıl bir şeyse sünnetten kopuk bir akıl da böyledir. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavatı.